Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bulaşık makinesi motorlarının uçlarını nasıl belirleriz onu anlatmaya çalışacağım. Ölçeceğiz. Şimdi burada 3 tane farklı motorumuz var. Hepsinde standart bir şey var. Ortak uç, ana sargı ve yardımcı sargı. Standart. Hepsinde bu olmak zorunda. Ana sargı kalın ve daha sprilli olur. Yani daha sarılmıştır. Yardımcı sargı daha sık, sprilli ve ince telli olur. Şimdi bilmeniz gereken bir şey var. Onu baştan söyleyeyim. Yardımcı sargının omajı, ana sargı omajından yüksek çıkar. Bu önemli. Burası değerli. Yalnız bazı motor üreticileri iki sargıyı da aynı omaj değerine sahip üretebilirler. Aslında burada rengi noktası omaj değeri değil. Sargılar aynıdır. Basitçe bu ölçümü yapacaksanız yardımcı sargı omaj değeri ana sargı omaj değerinden yüksek olur. Bir de ortak ucumuz var. Şimdi avometremizi ne yapıyoruz? Omajı alıyoruz. Bu omajı alırken mesela düşükten başlamak lazım. Bazen düşük ölçü vermeyebilir. Üst kademeye çıkarırsınız. Onu da göstereceğiz. Mesela bunda uçlarımız belli değil. Ben bakınca belli olduğunu anlıyorum ama hani herkes için aynı şey geçerli değil. Şimdi şu ana sargı, bu yardımcı sargı. Şu ise ortak uç. Bağlantısını da anlatacağız. Probumuzu alıyoruz. Ana sargı ortak uca değdiriyoruz. 68.2 çıktı. Ana sargı ve ortak uç. Ya da siz bunu bilmiyorsunuz. Mavi kablomuza ve siyah kablomuza değdiriyoruz. 68.1. Ortaktan çekmiyoruz. Maviden çıkarıp kırmızıya takıyoruz. 91.2. Bu demek oluyor ki bu uç ortak uç. Çünkü ikisinde de orta değerde omaj verdi. Mavi ve kırmızı kabloya takıyoruz. 159.158.7. Yani bu uçlardan birisi yardımcı sargı, birisi ana sargı. Bu uç ise ortak uç. Neden? Bu ikisinin toplamı 68, 91, 159. Bu ikisinin toplamı bu ikisinin omajını vermesi lazım. Verdi mi? Verdi. Yani ne sonuca varıyoruz? Yüksek omajlı kablomuz yardımcı sargı. Düşük omajlı kablomuz ana sargı. Diğer kablo ise ortak uç. Kondansatör bağlantısı yapılmadan bu ölçüm yapılır. Kondansatör bağlantısı ise nasıl yapılır onu da anlatalım. Bu ana ucumuzdu. Ana uçtan iki kablo çıkacak. İki. Yani birbirine bağlanacak. Bir tanesi kondansatöre takılacak. Ortak ucun bir tanesini elektrik girişine, yani buraya fiş takılacak, priz takılacak, soket takılacak. Elektriği buradan alacak. Yardımcı sargı da yine kondansatöre takılacak. Dolayısıyla kondansatöre bir tane yardımcı sargı, bir tane ana sargı ucu girecek. Ana sargının diğer ucu da elektrik girişi yapılacak ve ortak uçla beraber. Şimdi enteresan bir durum var. Onu da sizlere sorayım. Yorumlarınızı merak ediyorum gerçekten. Bu iki motor arızalı diye söküldü. Ancak çalışıyorlar. Şimdi bakın. Ana sargıya bağladık. Ortak uca bağladık. 145. Yardımcı sargının anlattığımıza göre ana sargıdan omaj değerinin yüksek olması lazım. 145'ti. Bu kaç? 136. Yani düşük. O zaman bu mu ana sargı? Değil. Ana sargı bu. Motor da çalışıyor. Şimdi ben bunu bobinacılarla konuştum. Elektrikçilerle konuştum. Elektronikçilerle konuştum. Bazıları şöyle söyledi. Bu motorun içerisinde sargılarda yapışma, işte herhangi bir hasar, birbirine temas vesaire olursa ana sargı omaj değeri, yardımcı sargı omaj değerinden yüksek çıkabilir. Bu bir arızadır. Açılıp sökülmeden ve hatta işte bunların ölçümünün yapıldığı meger cihazları vesaire olmadan bunu tam bilemezsiniz dediler. Bobinajcıya gittik. Bobinajcı da yani bazı sargıların sarım esnasında yardım sargıdan yüksek omaja sahip olabileceğini, bunun arıza olmayabileceğini, bazen de arıza olabileceğini söyledi. Biz burada neye bakıyoruz? Bu motor bulaşık makinesine takıldığında randımanlı çalışıyor mu? Bu ikisinde de bakın bunda da aynı sorun var. Hemen gösterelim. Oradan devam ederiz. 186 ana sargı ve yardımcı sargının ölçümü. Şimdi ortak uçtan bakalım.
98, 100. Çok değişken. 95, yardım sargı. Bakın şimdi ana sargıya. Şöyle sabitleyelim de. 101. Ana sargı bunda da yardım sargıdan yüksek değer veriyor. Bu iki motor da tam performansla çalışmadığı için sökülmüş. Bu ana sargı bakın iki tane. Bu nereye girecek? Kondansatöre. Yardım sargı kondansatöre. Ortak uçtan bir ana sargıdan bir uç. Elektrik girişi. Bunların içerisinde termal koruma anahtarları var. Bundan omaj üzerinde çok fazla bir etkisi yok. Yani onu hani bazen aklına gelebilir. 0,5 falan etkiliyor. Bizim aldığımız fark daha fazla. Şimdi bir de çalıştıralım bakın. Kondansatör bağlı olmazsa motor kalkışa geçmez. Motor köpürdü. İçinde biraz su var. Ondan dolayı. Bunun da şeyi bağlantısını yapalım. Kondansatör. Bu ses rulmandan gelen bir ses. O cızırtı. Dırırırt şeklinde. Ama çalışıyor. Çalışmaları iyi. Bu motorun bir sağlamını bulursam onda da bunu değerlendireceğim. Eğer omaj değeri normal kurala uygun çıkarsa problem yok. Anlattıklarımızın hepsi geçerli. Omaj değeri sağlam motorda da ana sargının yüksek çıkarsa o zaman bu motorların sargı sistemi bu şekilde diyebiliriz. Kalın sarılmış, masraftan kaçılmamış diyeceğim ama sargılar da alüminyum. Neyse buna geçelim. Bunun zaten bağlantıları tamam. Kablo çıkışını da nasıl yapacağız? İçine sokacağız. Yani ikisinin çalışmasını kıyaslayınca tamam farklı motorlar ama aynı amaç için kullanılıyorlar. Bu biraz daha böyle nazlı çalışıyor. Bu konuda aydınlatıcı fikirlere açığız. Şimdi bu motor kafama takıldı benim. Çalışan bir makineden, sağlam bir motordan ölçüm yapmaya geldim. Şimdi ana sargı ile ortak ucu ölçüyorum. Normalde kondansatör çıkarılıp ölçülür ama çok önemli değil. Onu da yaptık. Şu an uğraşamayacağım. Neyse ölçümüz kaç? 80. Yani omajlarımız 80 verdi. 79,4. Değil mi? Bu ne? Ana sargının omacı. Şimdi alıyoruz. Yardım sargıya bakıyoruz. 64,3. Yani bu motorlarda ana sargı omaj değeri yüksek çıkıyor. Yani normal kuralın dışarısında. Normal kural ne? Ana sargı omaj değeri yardım sargıdan düşük olur. Neyse bu motorda ana sargı omacı yardım sargıdan yüksek çıkıyor. Bu motorun arızalı olduğunu göstermez. Motor sağlam. Böyle de bir şey var. Yani şuna geleceğiz. Bobinajcı ya da fabrika bunu sararken nasıl sarıyorsa o şekilde omacı çıkıyor. Belki de fabrikasyon hatasıdır. Bilemiyorum. O konuyu tartışamam. Elektronikçiler, bobinajcılar. Yani bobinajcılar derken copy paste yapmayan bobinajcılar daha iyi bilir. Şimdi mesela şeyi de ölçelim. Ana sargı, yardımcı sargı, omacı kaç? Ona da bakalım. 143 yani toplamını veriyor. Şimdi arkadaşlar ölçüm yaptığımız makine bu. Bu motorlar kaliteli motor diyebilirim ben aslında. Alüminyum sargısı haricinde ustamız da makineyi ayağa kaldırdı, çalışır vaziyete getirdi. Çünkü elinden her iş geliyor. Yön Teknik Servis. Can ustamız izi mi? İzi tabii ki de.